Ayvalık'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu videoda Ayvalık'ı, Cunda'yı ve Küçükköy'ü anlatacağım ve başlangıç yeri olarak da Küçükköy'ü seçtim. Çünkü İzmir tarafından geliyorsanız, Bergama'dan sonraki benim biliyorsunuz ki ikinci durağım burası. Küçükköy Ayvalık'a sadece 7 kilometre uzaklıkta. Ama şunu söyleyeyim, görüp görebileceğiniz en renkli yerlerden bir tanesi. Yerelde, lokalde yaşayan insanların minik dokunuşlarıyla buraya rengarenk bir hava katmışlar. Şu anda zaten arkamdaki görüntülerde gördüğünüz üzere bu sokaklardan sadece bir tanesi. Minik çarşıları var, yöresel ürünler satılıyor. Tipik bir Ege dokunuşu ama gerçekten çok güzel. Şu anda da dediğim gibi Küçükköy'ün meydanındayım. Şimdi de artık sokakları biraz daha keşfettikten sonra Ayvalık'a doğru yola çıkacağım. Bu videomuz biraz hızlı bir Küçükköy turuyla başladı. Sonrasında devam edeceğiz. Yeter abi de yeter. Teşekkür ederiz. Şimdi burası adı üzerinde küçük bir köy arkadaşlar. Yani bir saatte gezebiliyorsunuz ama tabi zamanı genişletmek size kalmış. 2-3 saat kalabilirsiniz, burada konaklayabilirsiniz, öyle imkanlar da var. Şunu olayını bir daha size anlatayım, ben daha iyi öğrendim. Burası aslında Sarımsaklı Plajı'na çok yakın olduğu için gurbetçilerin gözde mekanlarından ve onlar burada ev aldıkça, böyle buradaki evleri işte işletmeye çevirdikçe de yerel halk da bunun farkına varmış ya da İstanbul'dan beyaz yakalılar da buraya gelip mekanlar satın alarak restore edip kendi mekanlarını açmışlar ve ortaya da böyle çok güzel bir köy çıkmış. Şu an yani hangi mekanın önünde fotoğraf çekirsek diye bir yarış halindeydik. Çok güzeldi. Butik oteller, restoranlar, kafeler, yani tipik Ege kasabasına bürünmüş bir durumda. Ayvalık'a dediğim gibi çok yakın. O yüzden böyle bir yarım gününüzü ayırsanız bile yeterli olacaktır. Ya da yoldan geçerken de bizim yaptığımız gibi uğrayabilirsiniz. Artık burayı da bitirdik. Şimdi de Ayvalık'a doğru yola çıkacağız. Şimdiki durağımız arkadaşlar Macaron Sokağı. Macaron Mahallesi, Ayvalık'taki en güzel evleri bulabileceğiniz, daha çok Yunan, Rum mimarisinin ve yerel mimarinin ağır bastığı, halen bozulmamış o dokusuyla, rengarenk evleriyle ve Arnavut kaldırımı sokaklarıyla görebileceğiniz bir yer. Burasını maalesef biz böyle makaron diye ağızdan çıkıyor ama macaron arkadaşlar. Ben de ilk başta hatta anlatırken öyle bir anlattım. Çünkü o hani C harfinin bir de makarondan gelen bir isim vardır ya, o işte biraz insana öyle bir izlenim veriyor. Burası şehir merkezinde bir 10 dakika uzaklıkta. Çok güzel bir kahvecisi var. Muhallebisi meşhur. Belki denk gelirsek onu da size gösteririm. Onun dışında böyle güzel sokaklarda fotoğraf çekebilirsiniz. Videolarınızı çekebilirsiniz. Bundan sonra da zaten Ayvalık merkeze doğru yolumuza devam edeceğiz. Macaron Mahallesi'ndeki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi işte buranın ünlü yapan lezzetlerden kurabiyeler. Hatta İzmir bomba da varmış burada. Buradaki çay evleri arkadaşlar. Görüyorsunuz, devam edelim şimdi sokaklarda turumuza. Yani Ayvalık'ın en renkli yeri diyebilirim burası için. Bu macaron. Macaron neyi ama? Ne bu? Muhallebi. Evet, sütlü tatları severiz. O yüzden Macaron Muhallebisi. Macaron'a geldiğiniz zaman denemeniz gereken ilk lezzet. Aç bakalım ağzını. Çikolatan olmadığı için beğenmedim. Bir de Macaron kahvesi var. O da zaten bu civarda görüyorsunuz. Yan tarafta da hatta var. Bir deneyelim bakalım. Neyini sevmedin? Çok güzel. Nasıl? Tamam, sana çilekli o zaman bir de magnolia verelim. Burada burana ünlü değil ama bu. Aç bakalım ağzını. Çileği bende kaldı. Şimdi buranın ismiyle ilgili anlatmamız gereken bir şey var. Çünkü burada birkaç kişi makaron diyor. Hatta herkes burayı makaron diye anlatıyor ama buranın ismi Macaron arkadaşlar. Bu isim de şu yanımda gördüğünüz mercanköşk bitkisinden geliyor. Bu bitki zamanla burada hani diğer adım Macaron olduğu için de bu ismi vermişler mahalleye. Şu anda gerçekten hani ben birkaç mekana girdik çıktık böyle makaron diyorlar ama bunu düzeltmekte yarar var. Hatta bazı yerlerde uyarı tabelalarında görebilirsiniz. Bu bilgiyi size veriyor. Ben de buradan anlatmak istedim. Ayvalık'taki bir diğer mekan yine Macaron Mahallesi'nde bulunan Ayazma Kilisesi arkadaşlar. Ayazma'nın anlamı kutsal su. Bu kilisenin içine çıkan suya kutsal olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden bu ismi vermişler. 1890 yılında yapılmış bir Rum kilisesi burası. Her gün saat 5'e kadar açık olduğu için biz de gün batımında buraya gezmek istediğimiz için şu anda içeri gezemedik. Ama içerisi sade bir kilise. Sadece bu bölgeye gelmişken bu tarz bir kiliseyi gezmek istiyorsanız buraya uğrayabilirsiniz. Şimdi Macaron Mahallesi'ndeki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerler antikacıların, şarap evlerinin, böyle işte yöresel ev eşyalarının satıldığı yerler. Bu her bir sokakta bunlar satılıyor. Gerçekten böyle tam bir gözleriniz bayram ediyor çünkü rengarenk ya. Hani her gittiğim yerde bunu söylüyorum ama gördüğünüz yerleri unutun diye, ama Balıkesir'in gerçekten birçok kasabası, birçok şehrinde böyle sokaklar görmek mümkün. Hatta bunu İzmir'den, Muğla'dan başlayarak söyleyebiliriz. Ege kültürü aslında biraz da bu. Bakın mesela hemen arkamda bir sokak daha. İşte bu sokaktan da artık denize doğru devam edeceğiz. Deniz kısmına doğru devam edeceğiz. Macaron Mahallesi'ni anlatacağımız yer bu kadar. Buradan sonra artık Ali Bey Adası'na yani Cunda'ya doğru devam edeceğiz. Sağ olun. Cunda'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Artık yeni rotamızda Cunda var. Ege'nin renkli kasabalarından bir tanesindeyiz. Ali Bey Adası'yla anılan aslında bizim Cunda diye bildiğimiz yer. Şu anda buradayız. Sokaklarda gezmeye başladık. Hemen de tabii ki çantamda hazır omzumdayken konaklamadan başlayacağım. Konaklamayı da Setenay Otel'den yapıyorum. Daha önce de geldiğim zaman burada yapmıştım. Kendisi benim hem çok sevdiğim dostlarımdır hem de uzaktan akrabalarım olur. Şu anda da Nuraycığımın yanına doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. Selamlar, hoş bulduk. Yine konaklamada sendeyiz. Her zamanki gibi. Yani biz Cunda'da her gelişimizde sağ olsunlar bizi davet ediyorlar, ağırlıyorlar ve biz de zaten seviyoruz. Bir de seviyorsunuz, bir de zaten görüntülerde de şu anda görüyorsunuz arka planda. Hem manzarası hem konumu hem de odanın o güzel şık tasarımlarıyla gerçekten tercih edebileceğiniz bir yer. Ekonomik bir tercih olacaktır sizin için. Diğer böyle karşılaştırın, bakın görün değil mi? Sabah kahvaltı. Tabii şu an o kadar merkezi bir yerdeyiz ki yani zaten hemen sağımıza solumuza onlarca bar, meyhane, kafe açık durumda ve şu anda Cunda'nın en renkli zamandayız. Ben devam ediyorum. İçeri doğru devam edeceğim. Cunda sokaklarını biraz anlatalım. Normalde Cunda benim planımda yoktu. Sadece boşluk yaratınca gelmek istedim. Gördüğünüz üzere şu anda sokaklarından, diğer sokaktan diğerine geçiyorum. Bu arkamdaki yer hemen zaten benim kaldığım otelin yan sokağı oluyor. Buranın asıl çarşısı, öyle söyleyeyim. Bütün hediyelik eşyalar burada sıralanmış durumda. İstediğiniz ürünü burada farklı fiyatlarla bulabilirsiniz. Bakarsınız öykünde göre zaten bu yolda denize çıkıyor. Meşhur o nazar boncuklu kahvenin oraya çıkıyor. Şimdi o tarafa geçeceğiz. Ondan sonra da bir akşam yemeği için mekana geçeceğiz. Arkamda gördüğünüz yer belki de Instagram'da ve sosyal medyada diğer platformlarda defalarca göz gördüğünüz nazar boncuklu ağacın olduğu kafe. Burası aslında şu an etrafında gördüğünüz kısım Cunda'nın artık biraz kalbi, merkezi diyebiliriz. Hediyelik eşyacılarını anlattığım yer sağ tarafta. Sol tarafta marina yani liman kısmı var. Arkamda da işte bu bahsettiğim taş kahve gibi diğer mekanlar da var. Sokakların içine kaybolabilirsiniz ama olmazsa olmaz mekanlardan bir tanesi fotoğrafçılar için hemen bu arkamdaki yer. Burayı da anlatmamak olmazdı. Bir de yukarıda birkaç tane de işte tarihi değirmen, buranın simgelerinden değirmenler de var. Ali Bey Köprüsü var. İsterseniz tekne turları da yapabilirsiniz. Bakın arkada zaten bütün tekneler bekliyor. Balıkçılar ve işte alkollü mekanların hepsi zaten sıralanmış vaziyetteler. Yani Cunda ile ilgili kavunlu dondurma mesela burada deneyebileceğiniz böyle hızlandırılmış bir Cunda turu gibi oluyor ama anlatacaklarım bunlar. Zaten hani biraz da havadan görüntüleri şu anda izlediniz. Onun dışında da yine sıkıştırabildiğim kadar ya da gezebildiğim kadar görüntüleri göstereceğim. Çünkü benim asıl hedefim olan Kaz Dağları'nı size anlatacağım yarından itibaren. Şimdilik bu kadar. Devam edelim bakalım. Buraya kadar gelmişken arkamızdaki bu deniz kıyısını göstermek olmazdı. Dediğimiz gibi Ali Bey Adası'ndayız şu anda yani Cunda'dayız. Ve şu anda etrafımızda zaten onlarca mekan, meyhane, lokanta, kafeterya hepsi zaten bu alanda. İnanılmaz ahenkli ve canlı bir yer şu anda burası. Anlatılması gereken her şeyi anlattım zaten. Ha bir de birkaç tane yeme içme önerisi verelim. Tabii zaten deniz ürünleri başta gelir zaten içerikteki deniz ürünlerini de göreceksiniz birazdan gittiğimiz mekanda. Onun dışında burada kavunlu dondurma ve buzlu badem her yerde karşınıza çıkacaktır. Mesela şu anda karşımda bile bir tane var. Olmazsa olmaz, özellikle alkollü mekanlar için olmazsa olmaz yiyeceklerden bir tanesi. Taş kahve, bakın hemen arkamda, buranın en meşhur kafelerinden bir tanesi. Hemen ileride zaten az önce anlattığım nazar boncuklu kafe vardı. Ben orayı hiç sevmiyorum çünkü çok gerçekten kaba bir, ne derler artık, bu garson mu diyelim, komisi mi diyelim, öyle bir tip var. Sürekli böyle fotoğraf çeken, tamam onlar da bıkmıştılar ama hani söyleyiş tarzları biraz farklı, o yüzden çok orayı sevmiyorum. Onun dışında anlatacaklarım yani bu Cunda ile ilgili bu kadar. Bunun dışında zaten yarın Kaz Dağları'nı anlatacağım. Cunda ile ilgili artık yeme içme zamanı diyoruz ve bu güzel gün batımında veda ederek mekana doğru yola alıyoruz. Akşam yemeği zamanı, bugün yine çok yorulduk. Hemen arkamda Papazın Evi var arkadaşlar. Triacunda diye de geçiyor sosyal medyada. Zaten adresini gördünüz. Burada akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Güzel bir Cunda mezeriyle, Ege mezeriyle birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Hemen arkamızda da zaten Taksiyaris Kilisesi var. Buranın da Papazın Evi olmasının sebebi de zaten buradaki papazın kaldığı ev olması. Yani orijinal bir kiliseye ait bir yapıdan bahsediyoruz. Zaten birazdan içeride de göreceksiniz. İçeride yine papazın kaldığı döneme dair böyle bazı eşyalar da halen sergileniyor. Zaten gelmişken de bu Taksiyaris Kilisesi'ni de gezmenizi tavsiye ederim. Şimdi içeriye girelim. Restoranın yanında da bostanı varmış. Onları da gösterince size anlatmak istedim. Tamamen kendi ürünlerini de kendileri yetiştiriyorlar. En sevdiğim olay. Yine Taksiyaris Kilisesi'nin böyle manzarasıyla şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Reşonda ve Instagram hesabımda arkadaşlar bu geziyle ve bundan önceki onlarca geziyle ilgili birçok paylaşımda görebilirsiniz. Bundan sonra rotalarımıza da yine orada paylaşmaya devam edeceğim. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.